Evet, yaptığımız hesaba göre 6 dakikada acılar da olacaktık. Yaklaşık 6. dakikamız geliyor. Şu anda 6. dakikadayız ve hacılar üzerindeyiz. Bundan sonra hangi başa uçacağız? 207'yi set edeceğiz. 207'ye doğru uçağımızı uçuracağız. Stabil uçuşumuzu sağladığımız anda Atay'ı yazacağız. Evet, Atay'ı yazalım. Evet, Atay'ı yazalım. Kaçta vardık? 10.40'ta geldik hacılara. Şimdi 207. Bir sonraki bacağımız 207 başta kaç dakika? Evet, 7.5 dakika. Resetleyelim. Resetleyelim timer'ımızı. 7.5 dakika sonra nerede olacağız? Kontrol noktamız neresi? Kontrol noktamız haritada gösterelim. Evet, haritada Karataş Gölü. Şimdi arazide bakalım. Şimdi burada önemli kritik bir nokta. Seyri sefer uçuşumuzdaki esas amaç harita yer. Yer harita arasında ilişik kurarak gitmek. Yani biz buna literatürde map to land, land to map diyoruz. Şimdi Karataş'ı ben görsel olarak görebiliyorum. Çünkü mesafeyi seçebilmişim. Mesafeyi seçebilmişim. Eğer biraz daha uzun seçseydim, bu sefer Karataş'la aramda mutlaka kendime Nirengi almam gerekiyordu. Örneğin sağdaki şu zirve sağ kanat altıma gelecek. Soldaki şu tepe kanat altıma gelecek. Ya da altımda şu köyden geçeceğim diye beni Karataş Gölü'ne kadar götürebilecek aran yörüngeleri mutlaka seçmem gerekiyor. Yoksa bulunduğum noktada istikametimi kaybedebilirim. Peki heading bug niye set ediyoruz? Heading bug'daki amacımız bir abnormal durumda uçuş istikametimize geri dönebilmek için. Yani ben bu istikamette uçuyordum. Abnormal durum olabilir. Ne olabilir? İçeride bir noktaya fokuslanmış olabiliriz. Uçaktaki herhangi bir arızaya fokuslanmış olabiliriz. Communication'daki herhangi bir arızaya fokuslanmış olabiliriz. Dolayısıyla bir abnormal durum yaşıyor olabiliriz. Evet. Navlogumuzu her kontrol noktasına geldikçe Atan'ın üzerine işaretle işaretle yaza yaza eğer farklılık varsa da aşağıya doğru gecikmeleri ya da az uçuş sürelerini ilave ederek üzerini çizeceğiz. Çizelim ve ilave edelim. Erken geldik. Dolayısıyla bir sonraki nokta Karataş'a da 1 dakika erken geleceğiz. Daha sonrakine 1 dakika erken geleceğiz. Aşağıya doğru yapalım etaları. Bakın çizerek. Tabii çizerek diyorum, arkadaşımız karalıyor. Bu bizim için bir sonraki bacakta lazım olacak. Mümkünse üzerine tek çizgi. Böyle böyle karalama değil. Tek çizgi. Rakam seçilebilecek şekilde yapmak daha uygun olur.